Rally brother. Yes. Where are you from? Indonesia. Oh. Yes. I saw your videos on YouTube. Yeah. That's is you? Yeah. Really? Yeah. Yes. Abi YouTube'da Endonezya videolar var ya bak şu çantalara önce topla. O öyle. Yeah. YouTube'daki eleman. Yeah. Wait. Foto. With background. Okay, okay. Şöyle bir geri çekilelim de fotoğraf çekecekmiş. Okay, sen hadi ikine beraber mi çekilelim diyor. Ha, beraber çekilelim biz herhalde. Bak bacağı sapışmıyor. Aynı bak, o da bizimle aynı derdi paylaşıyor. You will take alone. Ha, eleman çekecekmiş. Hmm. Ben de o zaman şey yapayım. Döneyim. Hani bir eleman anlatıyor diyor da beni. I am from Afrika'yı geziyordu. I saw your African videos. Yes, this bike. Yeah. African sticker. Şu öbür tarafa geç. Oh. And this dapat background ya. Background dapat. Ah, before Nordcup. Yep. Will you go to Nordcup? Yeah. Okay. We can ride together. Yeah. Ah, please, Buddha. Mario. Ali. Yeah, Ali. Yeah. Tanas. Mario. Mario and Lily. Lily. Yes. You know, wait a minute. You know Tatlı Gezgin in Africa, a woman from Turkey. Yes, we rode together. Yes. They use CRFL. Yes, yes. We rode two times with them in Mozambique and... Tatlı Gezgin'le karşılaşmışlar diyordum ya. Tatlı Gezgin. Hi. Hello. Ali. Hi. Taner. Lily. They go to Nordcup, so we ride together. Sometimes I overtake, take photo. Neyse orada çekindiriz ya fotoğrafları. Haydi devam edelim. Ne oldu? Evet. If you use 130, lastiği büyüttüm diyor. Ha, büyütünce çözülüyor muymuş? Evet. Bak. 130, 80, 18. Şu demirleri falan kendi tasarlıyordu. And original shock, right? This shock is original? Yes. Original shock? Very soft. When I have inside the bag, I have the ring. Yeah. You can put underneath the spiral. It more hard, but you need the garage to open for you. Alçak çantalar. Helsinki maybe. Yanlış. I'll show you later. The ring. You are on the world tour. Sorry. You are on the world tour. We are traveling now 45 countries. Yeah. Because I watch your videos in Africa, yes. And I saw you in YouTube. Yes. Now we are here. And then we are here. Yeah. Okay. Let's ride. Let's continue. The weather good. Yep. Yep. Ön kaç lastik bunun? Ön? Ön aynı. 90-90-21. Arkaya kalınlaştırmış. Arkaya kalın. Ön aynı. Mantıklı ama. Bak koruma dedim de bizim yere aynı şey gibi. Şeyden mi aldı acaba bunu bizim? Neydi onun adı? How is your fuel? Fuel? Not fuel. Because 95 kilometers. We know. Yeah. Yep. Kilometre sonra benzin var diyor değil mi? He. Shell işte, Shell'den bahsediyor herhalde. Lan abi şu hayatın işine bak lan. Herifin videosunu göstermişti sen. He, orada Tatlı Gezgin'i bulamadıydım ya. Ama videoyu bulduk, adamla burada karşılaştık ya. Yanındaki de karısı mı acaba? Bir de artçılı yüzü sürüyor la abi. Helal olsun. Ki bunun rally yani. Gerçi biz de artçılıyız olsun. Yani o da var. Dur geliyorum ben, tutayım bu sağdan. Gerek yok. Yes.
o ayağı bir santim kısalttık mıydı 10 numara olacak. Hatta ben lastiği oil alayım ya, 130 alayım. He, olabilir. Nasıl alacağım bu merdi? Arkası 120, 90, 18 miydi? 80, 18, onu 130. 130. 90, 80, 18 alacağım. Geç öne geç. Evet ekip, çok değişik yine bir şey oldu. Önümüze giden arkadaş CR Ferrari, aa dedim CR Ferrari diye durduk biz öncesinde. Daha sonra o arkadaşın Endonezya'dan, bak ismini unuttum. Mario mu? He Mario. Endonezya'dan Mario olduğunu anladık. YouTube'da ben videolarını izlemiştim bu arkadaşın. Şeyde Afrika'da geziyordu. Afrika'da gezerken bizim Tatlı Gezgin ismindeki arkadaşla falan karşılaşmıştı orada iki defa falan. Bir videosunda Tatlı Gezgin'i görmüştüm. Vay be adama bak dedim. CR Ferrari ile geziyor hani bizim gibi, ne güzel vesaire diye. Adamla Nordkap'ta karşılaştık lan. Vallahi helal olsun. Demek ki biz de baya baya gezgin olduk. Yalnız dünya küçükmüş, buradan da o çıkıyor. Aynen, dünya küçükmüş. Yalnız şunu söyleyeyim, 130 lastik bayağı güzel duruyor arkadan ha. Kesinlikle. Ya motoru kalın göstermiş. Yalnız bu da bayağı yüklü lan abi. Kaptığı zaman evet. Vallahi billahi. Yan çantalar biraz aşağıda. He bayağı aşağıda. Bir de ya bizden daha yüklü çünkü artçısı var. Sağlam artçı. Rally'nin arkası dünyayı geziyorsa helal olsun. Vallahi helal olsun. Neyse ekip, yolda böyleydi işte. Bak adamla Mario ile karşılaştık. Onun videolarını da size açıklamada falan gösteririm. Linkini falan eklerim. Nordkap'a doğru devam. Kaç? 118 kilometremiz var. Haydi beraber. Ne yapıyorsun yavrum? Gün geçmiyor ki yine bir geyik. Lan boynuzları nasıl kadife gibi ya? Hemen arkada giderdi, kameraya sarıldı hatun. Evet değerli ekibim, ekip. Nordkap'a son 30. Yolda gereken bir sürü Nordkap'tan dönen motosiklet gördük. Böyle şey yapasım geldi. Hani böyle gireceğiniz bir sınava sizden önce biri girmiştir ya, çıkarken falan böyle şey yaparsın. Böyle durdurursun. Ya nasıldı? Nasıldı Nordkap, iyi miydi falan dersin ya. Böyle birini durdurup böyle sorasım geldi yani. Aa Nordkap'ı gördün mü? Gördüm. Nasıldı falan. Ufaktan bir heyecan bastı. Yani heyecan niye bastı, dediğim gibi orada hiçbir şey yok ama. Kuzey'in ucu ya. Yolun sonu. Burası bir balıkçı kasabası herhalde. Nordkap'tan önceki yer. Deli gibi ıslak oldu mu? İstiridye mi ne? Bir şey koktu ya. Çok kötü koktu yalnız. Derken havada soğudu. Yani gökyüzü açık. Hava bulutsuz. Güneşli. Amma ve lakin hava soğudu ya. Şu an dediğim gibi yine Ankara'nın 5-6 derecelerinde. Bak Nordkap. Sonra döndü Nordkap için. Şuradan şöyle yavaşlıyoruz. Sanırım Nordkap'tan önce artık şey kalmadı, yerleşim birimi. Birazdan Nordkap tabelasını göreceğiz. Ve tabii ki fotoğrafımızı çekineceğiz yani orada da. Nordkap il sınırları. Nordkap il sınırları içerisinde. Bak 31 diyor. Nordkap 31. Nordkap'ın girişindeki tabelada. Fotoğrafımızı alacağız. Ya işte yakıt alacak mıydık? Nordkap'a 25. Adım adım bitiyor yollar. İşin en can sıkıcı noktası ne biliyorsunuz mu? Şimdi buradan Nordkap'a gideceğiz ya. Bu yoldan geri döneceğiz. Başka yol yok ya. Tabi belli bir yere kadar bu yoldan döneceğiz. Ondan sonra Finlandiya'ya kopacağız biz. Ama bu yolu tekrar döneceğiz yani. Bu yoldan tekrar geleceğiz. Keşke şöyle dönem beşli, dönemeçli olsaymış iyiymiş ama. Yapacak bir şey yok. Bak su. Her yer su. Ekip, Norveç'e son 20 km, ne uğraşacağım, Nordkap'a son 20 km'miz kala şu manzarada fotoğrafları çekindik. Güzel manzara yani. Ki birçok insan da çekiniyor. Şurada bir anıt var. Yine herhalde burada trafik kazası geçirenleri yolun kenarına anıtını dikiyorlar ya. Birinin resmi falan var. Yola devam ediyoruz. Şöyle hoppa yükselelim. İnelim. Thank you.
Hop 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 hop. Bak yine neyi unuttuk? Gözlüğü bir kaybedemedik ha. Evet. Orada göl var. Orada göl var. Orada göl var. Her yerde göl var. Her yeri su. Evet. Artık varalım yani şu Nordkap'a. Haydi. Yolların kıvrımına bak. Manzaraya bak ya. Burada motor sürülür aga. Nordkap'a son 6,5 kilometre. Şu an Nordkap demek ki bayağı yüksek bir yer ya. Şu an dağların en tepesindeyiz. Sabahtan beri rampa tırmanıyoruz. Bu yolun sonu Nordkap. Sanıyorum. Yani doğal olarak Nordkap zaten yolun sonu zaten. Kuzeyin en ucu adı üstünde. Ondan sonra yol yok. Yani sanmaya gerek yok. Boş bir laf ettim. Bu Nordkap heykelinin yanında bir bina var. Binada da bir top var. O top şu an görünüyor da şu karşıda. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Geniş açı bir ihtimal bit kadar görünüyordur ama şu an o top görünüyor ama Nordkap heykeli gözükmedi henüz. Şu karşıdaki yoldan tırmanınca orayı göreceğiz büyük ihtimal. O değil de hala şu Nordkap'a geldik. Nordkap tabelası yok ya. O bir tane beyaz tabela, üzerinde Nordkap yazıyor. Bak burası Nordkap, Nordkap'ın girişi. Tabelası vardı, onu hala göremedim yani. Bunun da fotoğraf çekinecektim ben. Bu en son gideceğimiz noktanın girişinde mi acaba? Gidince göreceğiz bakalım. Ha bak o top, şurada bir top. Benim dediğim top değilmiş, o top şurada. Burada bir top var. Bu topların aynısında şeyde de var, Westcup'ta. Batı'nın en ucu odası özde de orası çok popüler değil, kimse gitmiyor oraya. Yalnız şu navigasyonda görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Üç taraf denizlerle çevrili. Gidecek yol kalmadı demek. Evet, o tabela burada. Ama tabelayı yenilemişler. Beyaz bir tabelaydı, sadece Nordkap yazıyordu üzerinde. Şimdi mavi bir tabela yapmışlar. Neyse 2 dakikamız kaldı. 800 metremiz var Nordkap'a. Oha çüş, karavanlara bak. Yuh. Giriş bu arada ücretli. Evet. Söylendiği gibi sanırım ücretli. Yani ücretsiz girmenin yolları diyorlar da bir soru. Aa tabela burada işte Nordkap tabelası. Beyaz değil mi? Haydiymiş, yanlış hatırlamışım. Niye paralı oluyor ki kardeşim burası ya? Allah Allah. Hello. Hello, where are you? Turkey. Turkey? Yeah. Oh, that's a long way. Thank you so much. A little long. We can go? No, you have to pay. How much money? It's 275 for one. So for two people it's 550. One motorcycle? 200? 275 per person. So for two people. Krone. Sorry? Krone, yes. 275 kron. Per person. So it's 550 for. Okay, just a minute. Bir motor 275 kron diyor. Ha, 150 lira la. Ya çıksın gel.
Sağ olun. Ya şöyle araziden yardırsak. Çok iyi. Vereceğiz mi? Verelim bari. Evet arkadaşlar, bir motor, bir kırı, bir kişi. He? Tek motor alsın, o kadar uzun yolda geldik. Bir motor, bir kişi. Ya. Bir motor, bir kişi, 275 kron. Kaç para ediyormuş? 550 kron yani toplam. 328 lira ikimizin. 328. It's so expensive. Uyanıklar sizi. Thank you. Take it easy. Evet arkadaşlar, 328 lira yani bir motor 164 lira, bir motor bir kişi. 2018 Temmuz. Fiyat bu. Biz Nordkap'ın oraya motoru götüremeyeceğiz mi? Nordkap heykelinin oraya. Ha? Deli para. Deli para da Nordkap heykelinin oraya motoru götüremeyeceğiz mi biz? Şöyle gidelim bakalım. Madem motoru götüremeyecektik, niye motora para ödedik lan biz? Abi, biz madem motoru oraya götüremeyecektik, niye motora para ödedik? Motoru kapıda bırakaydık. Ne diyeyim ki, anlamadım ben ama. Neyse, bir